Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ejdülü can, heratine ve hemiyatıkım, keyf hoşum, şadım ve hevdetim. Dün neredeyse tüm hayat hikayemde faşist ve ırkçı saldırıların en iğrencine tanıklık ettim. Doğrusunu söylemek gerekirse bugünkü basın toplantım aynı zamanda Ankara valisinin yapmış olduğu yazılı açıklamaya da bir yanıt niteliğindedir. Ve o açıklamaya istinaden aynı zamanda yapılan bir basın toplantısı, basın değerlendirmesidir. Hiçbirimizin şüphesi olmasın ki gün gelecek her birimiz bir nedenle Hakk'a yürüme şerbetini tadacağız. Ve Hakk'a yürüyeceğiz. 78 yaşında Hatun Tuğluk annemiz Hakk'a yürüdü. Bizler onun evlatları olarak ve evladı olan Aysel Tuğluk eş genel başkanımız, önceki dönem milletvekilimizin yoldaşları olarak önceki geceden itibaren cenazenin Erkan'a uygun, inancımıza uygun bir şekilde Hakk'a uğurlanması konusunda bir çabanın parçası olduk. Bir yandan cenaze defin işlemleri, yasal mevzuat prosedür, bir diğer yandan da son günlerine kadar evlat hasreti yaşayan Hatun Tuğluk annemizin son görevin ifasında yoldaşımız Aysel Tuğluk'un da hazır bulunması konusunda girişimlerle sürdürdük. Neredeyse cenazenin İncek'teki mezarlığa götürüldüğü ana kadar her şey hukuka, ahlaka, insanlığa uygun bir şekilde, marazisiz bir şekilde sürüyordu. Altını çizerek ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Hatun annemizin söz konusu mezarlıkta defni onun vasiyetiydi. Onun vasiyeti üzerine bizler o vasiyetin gereğini yerine getirmek için o mezarlığa gittik. Gündüz saatlerinde başvurular yapıldı. Muhtarlık, mezarlıklar müdürlüğü. Gündüz saatlerinde mezarlığın hazırlanması çalışmaları yürütüldü. Ve bir ekip arkadaşımız da mezarın başındaydı. Yani mezarın orası olduğu, definin orada gerçekleşeceği konusu herkes tarafından biliniyordu. Cenazeyi mezarlığa götürmüş olduğumuz ana kadar bir tek sıkıntı yok. Bir tek itiraz yok. Bir tek uyarı yok. Ama cenaze mezarlığa ulaştığı andan itibaren önceden örgütlenmiş, planlanmış, hazır kıta haline dönüştürülmüş bir faşist grubun saldırısına maruz kaldık. Ve bu saldırı tamı tamına en az 1,5 saat kesintisiz süren bir saldırı. 1,5 saat kesintisiz. O zaman dilim içerisinde. Bir yandan şahsım, bir yandan Meriç İdare Amirimiz Sırrı Süreyya Önder. Bir yandan diğer arkadaşlarımız. Mülki Erkan'la, bakanlıkla, hükümet yetkilileriyle temas ve diyalog kurma gayreti içerisindeler. Değerli arkadaşlar, valilik açıklamasında sataşma diyor. Bu utanmazlıktır. Bu suça ortaklıktır. Söz konusu bir sataşma değildi. 1,5 saat boyunca taşlar, şişeler, camlar, mezarın içerisine, kabristanın içerisine girip tekmelemeler, traktör getirmişlerdi, traktör. Niçin? Mezarı açmak, cenazeyi almak, parçalamak. 1,5 saat boyunca o grup burası
Kürt mezarlığı değil, burası Alevi mezarlığı değil, burası terörist mezarlığı değil, burası Ermeni mezarlığı değil diye slogan atıyor. Siz gömün bu cenazeyi, siz gömün. Biz bu cenazeyi alacağız, bu cenazenizde böyle böyle yapacağız diyen bir alçak zihniyetle dün biz karşılaştık. Ve bir terbiyesiz kalkmış diyor ki sataşma. Ayıptır, ayıp. Her şeyin bir adabı vardır. La savaş kötüdür. Savaş kötüdür. İyi değil ama onun da bir adabı, onun da bir ahlakı var. Siz ne halt yediğinizi halen bilmiyor musunuz? Böyle bir zihniyet bir devlet falan yönetemez. Böyle bir zihniyet Kürt'ü, Türk'ü, Alevi'yi, Sunni'yi bir arada yaşatamaz. Bakın, kendim saat 8 sıralarında Türksel kayıtları açıktır. Ankara Valiliği'ne ulaştım. Koruma şefine ulaştım valiliğine. Acil diyorum. Hayat memat meselesi diyorum. Bakın buradan ölü çıkacak diyorum. Geri dönün bana diyorum. Neredeyse 1,5 saat sonra geri dönüyor beyefendi bana. Zaten olan oldu. Olan oldu. Eğer o cenaze orada bırakılmış olsaydı, bugün o cenazenin bütünlüğü olmayacaktı. Bu 2 yıllık AKP-MHP Şer Koalisyonu'nun, AKP-MHP evliliğinin ortaya çıkarmış olduğu nüvedir. İşte o ideoloji böylesi bir güruhu aşağı çıkarttı. Ve bu güruh ilk saldırısı değil. Bakın dün yaşananlar, Sivas'ın, Madımak'ın, Maraş'ın 6-7 Eylül olaylarının bir kez daha tezahürüydü. Dersim'in tezahürüydü. Şeyh Said Kıyamı'nın tezahürüydü. Tekrarıydı. 1915'lerin tekrarıydı. Böylesi bir zihniyetle biz şu anda karşı karşıyayız. İşte 2 yıldır biz bu gruha karşı mücadele ediyoruz. Bir çift sözümüz var. Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine. Faşizme karşı ortaklaşılmadığında bu memleket faşizmin zindanına dönüşür. Faşizme karşı ortak mücadeleyi önüne hedef koymayanlar faşizmin zindanına buluşurlar. Dönüm noktasıdır. Dün akşam bir dönüm noktasıdır. Bir dönüm noktası olmak durumundadır. Biz hatun anneye vasiyetin gereğini yerine getiremedik. Ve dün Cem evindeki cenaze erkanında dede hatun anne için rızalık istedi. Helallik istedi. Esas bu toplum gidecek hatun anneden rızalık ve helallik isteyecek. Ey hükümet, ey devlet aklı, eğer bizim mezarımız ortak olmayacaksa, ortak olamayacaksa, bizim sokaklarımız nasıl ortak olabilir? Şehirlerimiz nasıl ortak olabilir? Aynı mezarlıkta ölümüzü defnedemeyeceksek, aynı nefesi nasıl teneffüs edebiliriz? Siz ne yaptığınızın, ne ektiğinizin ve ne biçtiğinizin farkında değil misiniz? Bir sözünde bugüne kadar AKP-MHP blokuna destek veren Kürtleredir. Dünkü saldırı Aysel Tuğlu'nun annesine yöneltilen bir saldırı değildi. Tüm Kürt halkına yöneltilen bir saldırıydı. Dünkü saldırı tüm Alevi nüfusuna ve inancına yöneltilen bir saldırıydı. Dünkü saldırı insanım diyen herkese yöneltilen bir saldırıydı. Bakın, Kürt anasını görmesin siyasetinden, Kürt anasını defnetmesin, Kürt ölüsünü defnetmesin politikasına evrilmiş durumda bu ülke.
Ve sanmayın ki ya, sanmayın ki bu saldırı sadece HDP'ye yöneliktir. Sanmayın ki bu linç kültürü sadece HDP'yi kapsar. Bir sonraki adımı, ey AKP içerisinde olanlar, siz dersiniz ha, siz dersiniz, bizzat siz dersiniz. Düşünün ha, bir 1915'leri düşünün. Siz dersiniz. Artık bu saldırı bir tehlike çanı olarak görmek ve geleni yerine getirmek gerekiyor. Eğer bu ülkenin tüm dinamikleri, faşizmi, ırkçılığı, kindarlığı, hatun annenin boşaltılan mezarına defnetmezse, bu ülkenin geleceği yoktur. Çok açık ve ne söylüyorum, bu ülkenin geleceği yoktur. Eğer biz faşizmi, ırkçılığı, barbarlığı oraya defnetmeyi başarırsak, o zaman hatun annelerden helallik isteme, rızalık isteme yüzümüz de olmuş olur. Değerli arkadaşlarım, bu zihniyet neredeyse 2 yıl boyunca ilk değil bu. Bu saldırı, bu vahşet ilk değil. 2 yıl boyunca bunun benzerlerini biz yaşadık. Bakın, sivil öldürülüyor. İnsansız, silahlı, her onlar tarafından sivil öldürülüyor. Hükümet bir heyet gönderme zahmetine katlanmaksızın aynı dakikada terörist olarak ilan ediyor. AKP Genel Başkanı çıkmış, 6,5 milyon oy almış, HDP'nin liderlerini, eş genel başkanlarını terörist olarak ilan ediyor. Bir diğeri çıkmış, 6,5 milyon seçmeni terörist olarak ilan ediyor. İşte sizin ektiklerinizin sonucudur, ürünüdür dün akşam bizim yaşadıklarımız. Bunun bir tek çıkış yolu var. Bir tek çıkış yolu. Faşizme karşı mücadele etmek. Ve faşizmi bu ülkede geriletmek. Başka bir çıkış yok. Her şey planlı ve programlıydı. Saat gibi işletildi. Sadece cenazeye bir saldırı yoktu orada. Bakın, kabristanın içerisine girdiler. Tekmelediler. Ve daha sonra polis eşliğinde getirilip boş mezar onlara gösterildi. Bakın, bakın çıkarıldı. Bakın çıkardılar. Organizeydi. Değerli basın mensupları, biz uzayda yaşamıyoruz. Benim hayatım bu mücadele içerisinde geçti. İnsan hakları, demokrasi, barış mücadelesi içerisinde geçti. Ya bugün hemen yanı başımızda İnsan hakları anıtı önünde Nuriye ve Semih için 3 kişi bir araya gelemiyor. 3 insan bir araya gelip ya biz hak istiyoruz, biz hukuk istiyoruz, biz adalet istiyoruz diyemiyorken 1,5 saat boyunca insanlar taammüden öldürülmeye çalışıldı. Dün akşam orada Madımak yaşanabilirdi. Sivas, Maraş yaşanabilirdi. Dün akşam orada ölüm çıkabilirdi. Hikaye açıklamalarla olayın üstünü örtmek, bir barbarlığı, çok açık söylüyorum ha, dünkü saldırı en vahşi terör saldırısıydı. Hadi gelin. En vahşi terör saldırısıydı. Bir düşünmez misiniz? Ey anlı secde görenler, bir düşünmez misiniz? Ya bu din, bu ahlak, bu iman nereye savruldu? Nereye savurdunuz? Bizim mensubu olduğumuz bu coğrafya ölüye karşı bir cenaze bir yerden bir yere geçerken kimliğine bakmazsınız, inancına bakmazsınız, dinine bakmazsınız, ayağa kalkarsınız, huşu edersiniz. Bir zihniyet kalkmış, cenazeyi almak, parçalamak istiyor, zinkaflı küfürler savuruyor ve senin oradaki kolluk görevlin
Tek bir kem söz o saldırganlara söylemiyor. 1,5 saat boyunca tek bir tane saldırgan gözaltına alındı mı? Hayır. Tek bir saldırgan darp edildi mi? Hayır. Tek bir saldırgana bir biber gazı serpildi mi? Hayır. Hayır. Şu ana kadar bir gözaltı var mı? Hayır. Planlı, programlı, organize edilmiş bir saldırıydı. Ben insanım diyen herkesin artık bu işin geri dönüşü yok. Bu coğrafyada faşizm istemiyoruz. Bu coğrafyada barbarlık istemiyoruz. Bu coğrafyada kindarlık istemiyoruz. Demezse bu suçun ortağıdır. Ve gelecekte yaşanacak suçlarında aynı zamanda ortağı olacaktır. Biz her şart ve koşulda boyun eğmeyeceğiz. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Hatun anne Dersin topraklarına varmak üzere. Kendi topraklarına varmak üzere. Hani derler ya üst akıl, üst akıl, üst akıl. Bırakın bu hikayeleri. Bırakın bu hikayeleri. Dünyanın 20 tane hani süper şer odağı bir araya gelse bu memlekete, bu memleketin değerlerine bu kadar zarar veremezdi. Ve bu sizin eserinizdir. Bu siyasi iktidarın eseridir. Bu saldırının siyasi, ahlaki, hukuki sorumluluğu hükümettedir. Hükümetin 2 yıllık bu coğrafya ve bu coğrafyanın insanlarına, farklılıklarına dayatmış olduğu politikanın ta kendisindedir. Bir kez daha reddediyoruz, kınıyoruz, boyun eğmiyoruz ve boyun eğmeyeceğiz. Çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sorunuz varsa memnuniyeti alabilirim. Ha, şunu da müsaadenizle ifade edeyim. Bakan Bey olay yerine gelmiş. Doğrudur. Geldi. Doğrudur. Gece saat 3'e kadar da telefon trafiğimiz ve görüşmelerimiz oldu. Kendisine de söyledim. Şimdi size de söylüyorum. Testi kırıldıktan sonra geldi. Testi kırıldı, kırıldı. Siz o testi kırdırtmayacaktınız. Ve o faşist gruha, o faşist gruhun bu saldırısına sataşma demeyeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum.